Yo ben İstanbul'uyum da babam tar baba tarafı Ağrılı. Ağrılıyız yani köken orası. Anne tarafı da Adapazarı. Hatta Çanakkale'de varmış işin içinde. Yeni elirenler lazım. Ne garip olur değil mi? Bir tane erkek çocuğum olsa <laughs> ya da kız çocuğum büyüse şöyle şu an işte atıyorum 10 yaşında olsa bundan 10 sene sonra 20 yaşında yayıncılığa başlasa ben de bırakmış olsam o izleniyor olsa yani yayıncılık yapıyor olsa ben çetindeyim falan toksik yapıyorum güzel olurmuş ha. Ama böyle uyuzun tekiymiş değil mi? <laughs> Babamı banlayın diyor. Güzel muhabbet çıkardı. Yayın yapıyoruz böyle. İbrahim Gönültaş, Tuğkan Gönültaş, X Gönültaş. <laughs> Hepsi aynı değil mi? Sakallar ve saç, kafada kep. Kordu gibi olsa sana yeter abi. <laughs> oğlum olursa adını Saruhan Kaya Abi kızın 20 yaşına gelse sen 64 yaşında olacaksın şu an. Nasıl abarttın ya? Nasıl abarttın oğlum? Hesapla bakayım. Hesapla. Çok basit bir hesabı var. Ben 30 yaşıma giriyorum. Yuvarla 30. Kız 20 yaşında olsa 20. Eşittir kaç eder kardeşim? Ne eder? 50. Tamam. 50 yaşında. Ben zaten 40 yaşında gibi göstereceğim için aramızdaki yaş farkı 20 yaş olacak. Bu da normal. Bu da 40 yapar. <laughs> 44 artı 20 değil mi? Daha doğmadı abi. Tamam işte. Farz et gidiyoruz. Baldı cebime gir falan diyorlar bana ya. Bakacağım kendime bakacağım. Sizin her gün kendime bakıyor. Bak göz kenarı kırışıklıklarım yok. Yüzüm biraz çöktü. Yani yayıncılık, bilgisayar, stres, sinir sürekli böyle. O biraz etkiledi beni yalan yok. Saçlarım çok şükür şu an yerinde. Azalma yok. Buraların biraz tabi haliyle yani 34 yıl. Hep uzun arkadan topla öyle yat falan. Buraların biraz açıldı. Ama bebek saçları çıkıyor gene buradan. <laughs> Alnım o kadar mimik yapmama rağmen çok kırışıklığım yok. Sakalda beyazlık yok. İdare ediyorum ya bu aralar birazcık idare ediyorum. Giderim var hala ama 3-5 sene sonra böyle olmaz. Hani hepiniz sanıyorsunuz ya hiç yaşlanmayacağız diye. Ah. <laughs> ah. Valla arkadaşlar zaman hızlı akıyor. Vallahi zaman hızlı akıyor. 19 yaşındayım benden daha Şimdi e, Tabii ben KLAF'la oturduğum zaman KLAF 20 yaşında. Abi ne haber diyorum yani. Şimdi onu koy bir tekele. Tekelle kasanın başına koy. Ben içeri girdiğim zaman abi nasılsın falan derim. 20 yaşında. Ben hala bu arada bunun zorluğunu yaşıyorum ha. Böyle işte kapıya biri geliyor bir şey oluyor. Kurya arkadaş geliyor bilmem ne. Abi ne haber iyi abi falan. O Abi sen o değil misin? Abi, ne abi diyorsun? Kaç yaşındasın işte sen? 21 abi diyor. Aman <laughs> Galiba bu biraz... Beyinde yani. Ben kendimi 34 yaşında görmüyorum belki de. E, o yüzden öyle oluyor. Bana söyler babamlar falan. Herkes abi 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 hani. Deme oğlum kaç yaşına geldin. <laughs> Alışkanlık. O şey kültürü böyle hani. Bir dükkan sahibiyiz ya da bir dükkanın bir, bir işi varsa onun hani abi. Hürmet. İyi yayınlar abim. Bugün seni çok fit görüyorum herhalde gün göğüs çalıştım. Ya dün uyumamıştım. Yüzün falan şişti biraz. Belki bugün onlara farklı gelmişim. Saygı ya ben diyorum. E saygıdan tabii. Değil oğlum ya. Birine abi demek birine kibar davranmak, güzel konuşmak kötü bir şey değil ya. Hani fitren? ne? <laughs> ne ediyorsunuz yine ya? <laughs> Bak dur babam ne demiş? Her açtığımda sigara... Bu kadar sigara mı içilir? Banlayın babamı. <laughs> Toksiklik yapma baba. <laughs> Toksiklik yapma baba. Benim hayatıma karışmayın. <laughs> Çok cringe lan. Bu ne oğlum? Süper diyorlar. Nesi süper oğlum bunun? Yine ya. <laughs> Bak dur babam ne demiş? Her açtığımda sigara. Bu kadar sigara mı içilir demiş Anlayın babamı. <laughs> Toksiklik yapma baba. <laughs> Toksiklik yapma baba. Benim hayatıma karışmayın. <laughs> Sinirleniyormuşum buradan. Kalk kalk kalk. Kalk kalk. Aç bakayım en son nereye gidiyor. Sonum <laughs> baba. Sonu güzelmiş. Onun bu arada çok kral bir editi vardı. Onun orijinali farklı onun müzikle falan çok iyi giriş yapıyor. We <laughs> were